Kreşe Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün klasik file örgü nasıl yapılır en kolay şekliyle anlatmaya çalışacağım. Bakın şimdi arka yüzü ve ön yüzü. Bu modelde dikkat etmeniz gereken şey başlangıçlarda ve bitişlerde uyguladığımız teknik. Eğer buna çok iyi izlemezseniz, özellikle ilk 4 sıra güzel izlemezseniz, modeliniz sağa ya da sola doğru eğim kazanır ve bir süre sonra sola doğru gittiğini ya da sağa doğru gittiğini görürsünüz. O yüzden özellikle ilk 4 sırayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Evet, şimdi ilmeklerimizi tek sayı üzerine kurduk. Temel sıramızı ters örgü yani haroşa örgü olarak geçtim. Onu göstermeye gerek yok, herkes yapabilir. Modele başlıyorum. İlk ilmeğim kenar ilmeği. Hiç onun bizim örgümüzle ilgisi yok. Sonrasındaki ilmeği düz örüyorum. O ilk temel haroşa geçtiğiniz sırayı oldukça gevşek örün ki bu sırayı rahat bir şekilde toparlayabilirsiniz. İkinciyi de düz örgü yaptım. İpi öne aldım. Düz örgüde ipi öne almak demek doğal bir arttırma yapmış olmak demektir. Şimdi doğal bir arttırma olduğunu göreceksiniz bunun. Sonraki iki tane ilmeğimizi birlikte düz örgü yapar gibi örüyorum. İpi alıyorum öne. 1, 2. İkisini düz örgü yapar gibi örüyorum. İpi öne alıyorum. İkisini düz örgü yapıyorum. İkisini düz. Başlangıçlara ve bitişlere çok dikkat edin demiştim. İpi öne aldınız. İki tane ilmeğiniz kaldı. Bakın ipi öne aldınız sonda. İkisini beraber düz örüyorsunuz. Yani son iki ilmeği de birlikte örüp öyle çıkıyorsunuz. İlk ajurlar oluşmaya başladı. Arkaya döndüğünüzde ilk ilmekleri hep örmeden alıyorsunuz. Bu bir önceki sırada artırdığımız ilmek. Onları kaçırmayın. Bakın bunlar çok kolay. Düz örgü yapacağız şimdi. Bunlar çok kolay. Böyle yaparken böyle pıt diye düşebilir şu bir önceki sırada artırdığınız ilmekler. Onlara dikkat edin. Bir tane artırdığımız ilmeği, bir tane normal ilmeğimizi düz örgü yaparak ilerliyoruz. Bakın bir tane artırdığımız ilmek, bir tane normal ilmeğimizi bu şekilde düz örgü yaparak ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar düz örgü. Bakın. Buradaki deliklerin daha büyük olmasını istiyorsanız, bunlar sizin için yeterli değilse şiş numaranızı yükseltin. Mesela ben şimdi normal ortalama bir iple ve 4,5 şişle gidiyorum. Mesela bunun büyük olmasını istesem 5-6 numaralı şişle gidebilirim. Şişi ne kadar büyütürseniz buradaki ajurlar, delikler daha da büyür. Üçüncü sıra metodumuz. İlk ilmek dediğim gibi bizim modelimizle alakalı değil, kenar ilmeğimiz. İkinci ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeği düz ördükten sonra ipi öne alıyoruz. Sonra iki tane ilmeği beraber ipi öne alıyorum. İki tane beraber ipi öne alıyorum. İki tane birlikte. İpi öne alıyorum. İki tane ilmeği beraber örüyorum. İpi öne alıyorum. Bakın sıranın sonuna dikkat edin. İkisini birlikte ördüm. Sıranın sonunda bir tane ilmeğin kaldığı sıralarda ipi kesinlikle öne almıyorsunuz. Yani arttırma yapmıyorsunuz. Bir tane ilmek kaldıysa hiç arttırma yapmadan yani ipi öne almadan onu sadece düz örüp çıkıyorsunuz. Dördüncü sıraya yani modelin arka yüzüne döndüğümüzde çift sıralar hep arka yüz oluyor. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın. İkinci ilmek normal, artırılmış değil. Hepsini düz örgü yapacağım. Şimdi model aslında 4 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde ilerliyor. Ama elinizden örgünüzü bırakıp geldiniz. Hangi sırada kalmıştım olabilirsiniz. Çünkü ikinci sıra metodu mu, dördüncü sıra metodu mu, arkada mıyım, önde miyim? Çok karıştırabileceğiniz bir model. Bu çok önemli bir ipucu. Arka sıradaysanız yani hepsini düz örmeniz gerekiyorsa zaten anlarsınız. Bakın artırılmış ilmekler var bu sırada. Bu artırılmış ilmekleri gördüğünüzde anlayın ki ben bir önceki sırada artırma yaptım. Yani arka sıradayım ve hepsini düz örmem gerekiyor. Peki bir diğeri yani ön yüzde
Birinci sıra metodunu mu uygulayacağım, üçüncü sıra metodunu mu uygulayacağım? Yani başlarken iki tane düz örerek mi, tek düz örerek mi başlayacağım? Orasını da bulmanız biraz güç. Şimdi bakın, ilk şu deliğimiz, ajurumuz diyelim ona, biraz ileride. Buradaki ajurumuz biraz daha sağa yakın. Bu sola yakın. Sola yakın olan ajurlu kısımlarda biz şunu bileceğiz ki iki tane düz örerek ajuru arttırma yapmışız. Sağa yakın olan ajurlarda da şunu anlayacağız ki biz önce bir tane düz örmüşüz, sonra arttırmayı yapmışız. Şimdi burada 4 sıra metodunu bitirdik. 4 sıra metodunu şimdi en baştan bir kez daha yapacağız. Yani iki tane düz öreceğiz kenar ilmekten sonra. İpi öne alıp buradaki iki tane ilmeği beraber öreceğiz. İpi öne alacağız ve iki ilmeği beraber öreceğiz. Bütün modeliniz boyunca bu şekilde ilmekleri 4 sıra metoduyla örerek gideceksiniz. Şimdi burada kesme işlemi nasıl olur? Kesme işlemi gayet güzel yapılabilir arka yüzde. Normal keser gibi kesersiniz. Ama hani biraz hani amatörseniz bence yaptığınız yeleği ya da tuniği düşük kol yapmanız sizin için daha uygun olacaktır. Tekrar arkada komple düz örüp sonra öne döndüğünüzde de kenar ilmeği aldıktan sonra bir tane düz örüp arttırıp tekrar İkisini birlikte arttırıp ikisini birlikte şeklinde devam edeceksiniz. 4 sırayı tekrar edeceksiniz. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.